Kolay gelsin Ümit Usta. Bugün ne yapıyorsun? Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Aktaş. Bugünkü konumuz Honda PCX125 benzin pompası ağrısı. Yani ben bunu söküp takmayı anlatmayacağım da kısa bir bilgi vereceğim. Yani buraya ulaşmak için çanta demirini sereyi drenajları açıyoruz. Şurayı gösterebiliyor musun? Benzin pompamızın bağlı olduğu yer burası. 4 tane onluk vidası var. Biraz meşakkatli iş ama çok da zor değil. Şimdi bu pompa niye bozuluyor? Bu motorumuz 120 kilometrede. Yani bu kilometrelerde bunlar genellikle bozulması normaldir. Bir de kullanıma bağlı olarak niye bozuluyor? Düşük yakıt kullanımı. Yani çeyrek deponun altında kullandığımız zaman bunun ömrü daha çok kısalıyor arkadaşlar. Yakınlaştır kamerayı. Normalde pompamızın burasının benzine dalmış halde benzinin içinde kuru çalışmaması gerekiyor. Benzini çeyrek deponun altına düşürmezsek bunun ömrünü daha çok uzatabiliyoruz. Şimdi pompa arızalarında tamamen pompa bozuk olabiliyor. Kısmi arıza olabiliyor. Bir de şu gördüğünüz filtre tıkanabiliyor. Bu motorda mesela kontağı açıyorduk. Pompanın sesini duymuyorduk. Yani şöyle bir tekme attığımız zaman devreye giriyordu. Bu kısmi arızalanmıştı. İkinci arıza bunun basıncı yetersiz olabiliyor. O da bu filtrenin tıkanmasından dolayı enjektöre basınç veremediği zaman yeterli basınç. O zaman da motorumuz düzensiz çalışma meydana getirebiliyor. Bu pompayı istersek sadece şu pompa olarak daha ucuz maliyetli de değiştirebiliriz. Bunu komple de değiştirebiliriz arkadaşlar. Ha, biz müşterinin talebi üzerine bunu komple takacağız bu motora. Başka neden bahsedebiliriz? Pompayı dışarıda şu gördüğünüz pompadan çıkan kablolar sarı ve yeşildir arkadaşlar. Hani bu pompa bu pozisyonda durduğu zaman baştan ikinci pine elektrik vererek de bu denenebilir. Anlatacağımız başka bir şey var mı bu konu hakkında? Merak ettiğim bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim bir şey de var. Bu tür arızalarda acele edilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Keza bu motor bana geldiğinde bu motoru her marşına bastığımda bu pompa çalışıyordu. Ben bunun bozuk anını yakalayana kadar sabrettim. Yani tam teşhisi koyduktan sonra arıza çözümüne gittim. Çünkü her zaman kontağı bastığımda çalışıyordu normalde. O anını yakalamak gerekiyor. Keza bu motor yetkili servise gitmiş. Şuradan beyni gösterebilir misin? Bu arıza yüzünden beyin, elektrik tesisatı ve bir takım şeyler değişmiş. Yaklaşık 15-20 bin bandında bir faturalı var. Faturası da var. Bir masraf edilmiş. Ama çözüme ulaşılmamış yine. O yüzden acele etmeyelim arkadaşlar. Sorunun tam teşhisini yapmadan, yani tam emin olmadan gereksiz şeylerin değişmemesine özen gösterelim. Ondan başka ne diyebiliriz? Yani anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bu tür videolar ilginizi çekiyorsa, farklı motorlar, farklı tamir videoları ilginizi çekiyorsa kanala abone olup yorum yapabilir ve beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.